Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Muslu. Bugün ne mi yapacağız? Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi motorum bağlandı. Neden bağlandı derseniz arkadaşlar, egzozdan bağlandı. Bir de plakanın düzgün yeri montaj değil diye, benimki böyle altta. Katlanır plakalara da aynı cezayı yazıyorlar. Böyle altta olunca da aynı cezayı yazıyorlar. Yani uygun yere takılı değil diye. Eğer hiç takmasaydım daha büyük bir cezası vardı. Ben de o yüzden her seferinde böyle yapıyorum. Hem daha güzel bir görüntüsü var. Saçma sapan şeylerden motorumuz bağlanıyor arkadaşlar. Bu egzoz muayeneden geçiyor. Önceki videolarda da arkadaşlar motorum yine egzozdan bağlanmıştı, biliyorsunuz. Aynı egzozda gittim, muayeneye girdim. Tekrardan onaylandı trafiğe uygundur diye. Yeniden aynı egzozda devam etmiştim. Şimdi bu egzozda bağlandık. Muayene istasyonundan arkadaşlar randevu aldım. Şimdi oraya gazlıyoruz. Sizce geçecek mi geçmeyecek mi? Videoyu ileriye sarmadan şu anda yorumlarda yazın. Geçer veya geçmez diye. Ben geçecek diyorum. Her seferinde geçiyor çünkü. Bununlar... Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Üzülerek söylüyorum ki burada videonun devamı yok. Burada aslında ben konuşuyordum ama GoPro kaydetmemiş. Muayene istasyonuna gidene kadar çekmiştim normalde. Yolda çok güzel gazlıyordum ve olanları anlatıyordum ama GoPro kaydetmemiş. Moralim çok fena bozuldu. Şu an burada edit yapıyorum arkadaşlar. Buradan sonrası yok. Aslında çok güzel gazlamıştım, konuşmuştum, her şeyi anlatmıştım ama maalesef koyamadık oraları. Bu arada evimi, odamı merak ediyordunuz. Şöyle göstereyim. Burası benim çalışma masam. Edit yaptığım programı da merak ediyordunuz arkadaşlar. Sony Vegas Pro. Bu arada arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu arada beni de görmüş oldunuz edit yaparken şu anda. Ve motora vites göstergesi aldım demiştim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle Honda yazıyor üstünde. Bunu da takacağız motora. Bunu takarken de videosunu çekeceğiz. Bilgisayarımı da merak edenler bu şekilde. Hep soruyorsunuz, yorumlarda yazıyorsunuz. Bu da dolabım, burası da yatağım. Böyle toplu bir şekilde. Ben de burada gece gece sizler için video editliyorum. Hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, muayenemizi yaptırdık. Arkadaşlar motorumuz tespit muayenesinden geçti. Egzoz trafiğe uygundur olarak gözüküyor. Emisyon değerleri falan filan ölçümü yapıldı arkadaşlar. Şimdi bu belgeyi alıp trafik şubeye getireceğim. Motorun trafikten beni kalkacak. Artık trafikteyiz. Zaten trafikteydik. Aynı egzozda bir daha aynı polis bana ceza yazarsa biraz garip olacak ya. Diyeceğim bununla muayeneden geçtim diyorum. İnanmıyorlar. Tam da trafik saatine denk geldik ya. Havada yanıyor sıcaktan. Ceketin içinde piştim, kaskın içinde piştim. Aa, burada trafik polisi var. İnşallah egzozdan beni trafikten men etmez. Yok, trafik polisi değilmiş ya. Tamam. Dostum bu aradan geçerdin ya. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim, hop. Binerer'in geçemeyeceği delik yok valla. Oğlum 200'le yanmıyoruz lan. Bu ne böyle? Ben trafik şubeye yarın gideyim en iyisi ya.
otobana bağlanalım. Otobandan gidelim. Çünkü hava sıcak. Biraz serinlemek istiyorum. Ve her yerde trafik var. Otobandan Bornova'ya gidelim. Bir de arkadaşlar, benim motorun şu anda benzin pompası arızalı. Ani gaz vermelerde ani tepkime veremiyor. Yani motor şu anda yavaş 600'lük motor gibi biraz. Benzin pompasının değişmesi lazım. Benzin pompası bekliyoruz. Geldikten sonra mermi gibi olacak. Bu hali bile, yavaş hali bile aslında mermi gibi. Son videolarda siz de yazmışsınız işte, motorun hızlanması biraz yavaşlamış falan diye. Gerçekten öyle. ADR performansına getirdim arkadaşlar. Benzin pompasında arıza varmış. Benzini hızlı gönderemiyor. Onun değişmesi lazım. Ya bence gayet hızlanıyor ama siz, yetmiyor size yani, ben anlamadım. Daha hızlı olması lazım. Daha da. Ya bunun daha hızlısı ne olacaksa gerçi. Yani şu gaza bastığım zaman tepkimeyi daha çok vermesi lazım. Daha çok hızlanması lazım. Gayet iyi gidiyor ama biz benzin pompasını yine de bir değiştirelim. Benzin pompasını değiştirsek acaba ne olacak? Mermi. Açın. Aa, benzin bitti. Birazcık gazladık. Benzin bitti lan. Serinleyemedim hala ya. (Gülüyor)
Egzozun sesi tedavi ya. Mermi. Muayeneden de geçtiğimize göre mutlu mutlu gezebiliriz. Stopi. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Küçük parka gidelim. Orada da bizim arkadaşlar oradadır büyük ihtimalle. Ya da çağırırım. Orada bir kahve içelim ya da bir yemek yiyeyim. İşlerimi hallettim. Ön frenleri mükemmel ya. Şöyle önümüzü bir açalım. Vizörümüzü de açalım. Kameramızda sinek varsa silerim. Yokmuş. Bazen kameraya falan sinek geliyor. Hızlı giderken. Kontrol etmek zorundayım arkadaşlar. Yoksa yolu göremezsiniz. Bir de arkadaşlar motora vites göstergesi aldım yurt dışından. Şuraya takacağım. Önceden CBR250'ye takmıştım. Buna da takacağım. Sonraki videolarda yaparız herhalde. Bir de benzin almam gerekiyor. Dönerken o kadar basmasaydım aslında yakmayacaktı da. Motorun benzin pompası arızalıyken arkadaşlar böyle gidiyor. Zaten yol yoktu, basamadım. Yine motor hızlanıyor gidiyor ama benzin pompası sağlamken daha güzel ani hızlanmalar yapıyor. Şu anda da öyle aslında. Bunun farkını aslında siz anlayamazsınız. Ben de çok anlayamıyorum. Ama işte benzin pompasının basıncı şu an iyi değilmiş yani. Kaç yıllık şey sonuçta. 2010'dan beri çalışıyor o benzin pompası burada. Artık değişsin bence de. Yolda hep birileri korna basıyor. Kimseyi tanımıyorum ama selam veriyorum. Şimdi burada herkes bekliyor kardeşim. Ben böyle beklemeleri sevmiyorum. Biraz icraat. Uf, burası çok kötü koyuyormuş ya. Şu anda geçeceğim ama. Uf, motor gitmiyor lan kaymaktan. Arkadaşlar neyse, bu videomuz da böyle olsun. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Motorumuz bağlanmıştı. Gittik, muayenesini yaptırdık. Trafikten menini de yarın kaldıracağım arkadaşlar. Kapanmıştır. Saat geç oldu çünkü. Muayene istasyonu da kapandı. Bu şekilde bu videoda işlerimizi hallettik. Daha çok gazlamalı videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.